Şimdi Suriyelilerle ilgili bir mesele vardı depremin ilk gününden sonra. Bu deprem iki ülkeyi vurdu. Bizi de vurdu, Suriye'yi de vurdu. O tarafında kayıpları büyük. Orada bir de savaş hali var. Uluslararası bazı yaptırımlar var. Dolayısıyla oraya yardım ulaşması Türkiye'nin tavrına bağlı. Hayati burada Türkiye'nin tavrı. Türkiye'de sınır kapılarını açarak yardım eli uzatmış oldu bir anlamda. Kendi de aynı felaketten yaralıyken. Fakat o açılan kapılardan Hatay'a doğru bir Suriyeli sığınmacı akını olduğu yönünde iddialar gündeme geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu iddialara yanıt verdi. Askerlerden konu hakkında bilgi aldı. Anormal hiçbir şey yok diyor bakan. Bugüne kadar 10 binin üzerinde Suriyelinin kendi topraklarına gönüllü olarak döndüğünü söylüyor. Çevresinde herhangi bir şekilde şu anda anormal hiçbir şey yok. Durumdaki, huduttaki hatların, durumların, şartların gayet normal olduğunu, herhangi bir geçişin söz konusu olmasında arkadaşlarımızın verdikleri bilgilerden açık ve seçik bir şekilde öğreniyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'yi de etkileyen Kahramanmaraş merkezi 2 depremin ardından Türkiye'ye Suriyeli sığınmacı akını olduğu iddialarını bu sözlerle yalanladı. Bakan Akar, sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulundu. Depremzedelerle bir araya geldi, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakollarını da inceledi. Akar önce Yayladağ sınır kapısı ve Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uygun hudut karakoluna geçti. Buradaki askerlerden sınır güvenliği hakkında bilgi aldı. Hududumuzun tamamı şu anda özellikle Somursam'ın tamamı Dragon Air termal kamerayla izlenmekte komutanım. Tek yönlü olarak Suriye bölgesine kesin dönüş yapan Suriye vatandaşları geçiş yapıyor komutanım. Bunun dışında yasa dışı bir geçiş olmadı komutanım. Dün itibariyle 27 Suriye vatandaşı geçiş yaptı komutanım. Bakan Akar'ın bir sonraki durağı 1100 rakımlı Deniz Gören Hudut Karakolu'ydu. Burada da askerlerden yasa dışı geçiş olup olmadığı konusunda bilgi aldı. Türkiye'ye doğru geçişleri oldu mu hiç? Yoktur komutanım. Olmadı. Evet komutanım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi yani burada işte sabahtan beri hudutlarımızı kontrol ediyoruz, geziyoruz. Orada ilgili sivil arkadaşlarımıza, askerlerimize, hudut birliklerinden efendim gerekli raporları, bilgileri alıyoruz. Dolayısıyla burada aldığımız bilgi çerçevesinde herhangi bir şekilde şu anda anormal hiçbir şey yok. Akar, depremden sonra 10.633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür. Dolayısıyla aldığımız bilgiler kapsamında kitle halinde ne hudutlardan ne de sınır kapılarından ülkemize geçiş söz konusudur. Sözleriyle Suriyeli akını iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.